Evet arkadaşlar, bugün de hep maral falfa çekiyoruz sizlere. Bugün de hayvanlarımızı beslemek için yem hazırlığı yapıyoruz. Akşam yemini hazırlıyor İşçimiz Yasir. Ancak maral falfaya boy vermek değil, boy göstermek değil. Akşam yemini hazırlıyor. Evet. Hayvanlarımız için. Çiftlik hayatında gündelik yaptığımız şeylerden bir tanesi de besleme, bakım. Bu hayvanlarımız yem saatini bekliyor. Yemleri hazırlandığında yemlere verilecek. Yiyecekler. Bir güzel yatacaklar. Etlenecekler. Arkadaşlar bunlar damızlık vasfı olmayan diş düve. Ete besliyoruz bunları. Bu hayvanda damızlık vasfı yok. Irkı güzel gibi olabilir ama boyu kısa, büyümez. Bunun et randımandan faydalanacağız. Bu şekilde damızlık vasfı olmayan düvelerimizi etli olarak besliyoruz. Sağmallarımız burada. Bunlar da keyifli bir şekilde yatıyorlar ve akşam yemlemesini dört gözle bekliyor. Hayvanların daha altı sıyrılacak. Bunlar bağlı sistem olduğu için sabah akşam altlarını sıyırıyoruz. Diğer taraftaki hayvanlar bağlı olmadığı için altları sürekli altında. Çiftlik oldu muydu? Tavuk, ördek de olacak. Gaz da olacak. Bunlar da gazlarımız. Gel. Tabi bu arada reklam da yapalım. Umut Temizlik Dünyası diye bir firmamız var. Profesyonel temizlik hizmeti yapıyor kardeşimiz. Gel bakayım Bıdık. Tosunumuz dün doğdu. Gel bakayım. Tosun. Bak. Tosunumuz dün doğdu, daha bir günlük. He, acıttın mı sen? Annen yanında yem hadi. Evet arkadaşlar, sabahtan akşama kadar bu hayvanların beslenmesi, sağımı, bakımı bizim çiftlik hayatımızda bu. Bunlar da kurudaki sağmallarımız. Bunlar sağılmıyorlar. Yaklaşık 1 ay 40 güne kadar doğumları olacak. Tosunlar. Bunlar da erkek denalarımız. Yem bekliyorsunuz siz. Brangus. Bunlar da yine damızlık ve etlik diye ayıracağımız dişi mallarımız. Bunların içinden iyi damızlık vasfı olanları damızlık ayırıyoruz. Damızlık vasfı olmayanları da ete besliyoruz.
Al saman yığını bakın. Arkadaşlar maral falfayı ekip tarlada çoğalttığımızda bu kadar fazla saman almayacağız. Balya almayacağız. Çok az bir saman koyacağız. Saman maliyetimize düşmüş olacak. Bu sene 80 ton saman aldık. Allah izin verirse seneye 10 ton 20 ton bir saman alıp sadece rasyonda işkembeyi rahatlatsın diye kullanacağız. Çok az miktarda. Arkadaşlar normalde bura tam kapasitede 70 sağmalımız vardı. Tabii ki yani hesaplarımız tutmadığı için kapasitemizi düşürdük. Biraz etliye çevirdik. Biraz sağmalımızı düşürdük. Para kazanamadığımız için, zarar etmemek için, biliyorsunuz yem maliyetleri çok yüksek. Bu işten de para kazanamıyoruz. O yüzden bu yaptığımız tesis, buraya o kadar emek ettik, bunu heba etmeyelim diye sayımızı azalttık. Rutin şimdi Rolent'te gidiyoruz. Ama inşallah bu maral falfayı hasat ettiğimizde bahar Allah izin verirse 200 baş kapasiteyle tekrar dolduracağız. O zaman yem maliyetimiz bayağı bir aşağıya düşecek. Evet arkadaşlar, kısa olarak özetlersek bizim akşam bakımımız hayvanlara, yemlerin hazırlanması, altlarının temizlenmesi, sağım, yem dağıtımı, ondan sonra istirahat. Tekrar sabah aynı şekilde. Cumartesi, pazarı yok bu işin. Haftanın 7 günü aynı işi sürekli tekrarlıyoruz. İşte bir hayvan çiftliğindeki günlük rutin yapılan şeyler bunlar. Allah tüm hayvancı arkadaşlarımıza yardım etsin. Bu zor süreçli dönemde inşallah ayakta kalırız. Kazanırız. Ördekler. Kazlarımız maşallah. Herkese teşekkür ediyorum. Bu arada bizim Ali Osman'ımız haftada bir gelir çiftle, köpeğini sever, gezdirir. Onu da çekmeden etmeyelim. Pamuk, Pamuk gel. Gel bakın buraya gel. Pamuk gel. Pamuk ha. Bu da Ali Osman'ın köpeği. Ver. Pati ver. Pati ver. Buranın maskotu bu. Ver pati. Ver pati ver. Ayak pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Herkese teşekkür ediyorum. Yine dediğim gibi Allah'ım tüm hayvancı arkadaşlarımızın, emekçi kardeşlerimizin emeğini boşa çıkartmasın.